Selamünaleyküm. 28 Kasım sabahı öğlene doğru Eyüp Sultan Hazretleri'ni ziyarete geldik. Dualarımızı ettik. Üç konudan bahsetti Halid bin Zeyd Hazretleri. Selam olsun inşallah. Dualarınızı unutmayın kardeşlerim. Girdiğimizde bir perde açıldı. Bir oda. Perde şöyle açıldı. Açılınca içeri girildi ve içeride girdiğinde sol taraftaydı. Dışarı doğru bir pencere vardı. Karşısına dolaştım, oturdum. Hafif biraz minder üzerinde bağdaş kurmuştu. Gelirken geçenlerde videonun üzerinde bir şey vardı. Bir kardeşimiz gölgeleri sormuştu. Hani siyahlıklar görüyorum diye. Ben de ilk videoyu bununla çekeriz diye sormuştum. Aklımdan o geliyordu. Geçmişte. Hani Eyüp Sultan Hazretleri'ne sorsam onun cevabını iletsem. Hani amacımız en anlaşılabilir sade ifadeyle anlatmak olduğu için beni oturttu. Otur dedi. Sorulana cevap vermek edeptir. Bilir misin? Dedi. Her bildiğini de söylemek edep değildir. Dedi. Yani her bildiğine söylemek edepsizliktir diye bunu ben ekliyorum. Tekrar ediyorum. Edep sorulana cevap vermek, her bildiğini de söylememek. Bunu siz düşünün. Ben hala düşünüyorum. Bir diğerinde soruyu soruyorsun. Şöyle cevap ver dedi. Hani kardeşlerimiz var ya, siyah noktalar görüyor, farklı kızılı noktalar görüyor, hareket edenler var. Şöyle söyle dedi. Sizlerin dedi önünde bir perde var. Onların hemen perdenin arkasındalar. Aranızda bir perde var. Onlar hemen arkasında. Ya da şöyle düşünebiliriz. Bizlerin gözlerinde bir perde var. Onlar hemen yanımızda, etrafımızda. O perdeden hani gölge oyunu olur ya. İşte onun gibi. Hani oradan düşenleri algılıyorsunuz. Gerçekten onları gördüğünüzde o anda onlar var. Yalnız onlar beden yapılarını değiştiremezler. Şöyle vardır, kılığa girerler diye söylerler ya. Hani bugün bir palyaço kılığına girmek ya da bir makyaj yapmak. Ama insanlar da böyleyken onlar da onların vücudu gaz halinde olduğu için evet bir süreliğine değiştirirler ama lakin kısa bir süreden sonra tekrar eski haline giderler. Uzun süre tutamazlar. Fakat değiştiremedikleri bazı şeyler var. Onlardan bir tanesi de örneğin Müslümansa kırık beyaz görünür. Böyle noktalar geçer. Onu değiştiremezler. O İslam'ın nurudur. Hani Müslümanların yüzünde bir nur olur ya, bu odur. Ama meleklerin nurunu kastetmiyorum. O apayrı bir şey. Kırık beyazdan bahsediyorum. Siyahlar, işte kırmızılar, farklı renk olanlar, onların vücut yapılarını, nasıl yaşadıklarını ve inanışlarını gösterir bir yerde. Hani insanları da düşünün farklı farklı. Onların hepsinin birer gölgesi olduğunu düşünün. İmanları ne haldeyse onun yansıdığını düşünün. İşte o perdenin arkasından imanları yansır. Yani imanı yoksa simsiyah olur, zifiri karanlık gibi gelir. Siyah halkalar dolaşır. O kardeşimize yazmıştım, sözümüzü de tuttuk. Buradan cevabımızı iletmiş olduk. Üçüncüsünü Halid bin Zeyd Hazretleri, Emir Sultan Hazretleri ben sordum. Dedim ki hocam, Filistin konusuna ne dersiniz dedim. Hani doğru stratejiyle gitmek önemli ya. Savaşlar böyle kazanılır ya. Siz neyi soruyorsunuz dedi. Görmüyor musunuz? Allahu Teala'nın dinine nasıl davrandıysanız onun yansıması şu anda Filistin'de dedi. Tekrar söylüyorum. Allah-u Teala'nın dinine bu zamana kadar nasıl davrandıysanız onun yansıması Filistin'de dedi.
Rabbim hepimizi affeylesin. Şöyle anladım sonraki benim sözlerim. Biz şu zamana kadar ne faize uyduk, yani faiz almamaya, ne giyime, ne tesettüre, ne ahlaka, ne edebe, anne, baba, çoluk, çocuk, yani hiçbir şeye uymadık ama uyuyormuş gibi yaptık. Bu bugünün değil, bu bugüne kadar olan insanların birikimi. Bir emri bir kuşak çiğnedi, haşa yapmadı diyelim. Sonraki normal geldiği için o üzerine bir tane ekle bu araya bu zamana kadar geldik. Son söz olarak yine bitiriyorum. Halid bin Zeyd Hazretleri 3 konudan bahsetti. Bir tanesi edeple ilgili. İki tanesi bizim soracağımız siyah noktaları görme. Üçüncüsü de Filistin konusunu nedir diye sorduğumda, ne yapılabilir diye sorduğumda, zaten siz nasıl İslam'a davrandıysanız aynı şekilde de şu anda Filistin'de yansımasını görüyorsunuz dedi. Eyüp Sultan Hazretleri'nden selamlar, sevgiler kardeşlerim. Düşünelim bunları, olur mu? Çok önemli. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm. Şeybetül Hudur Hazretleri'nin huzurundayız. Kardeşlerim, dualarınızı unutmayın inşallah. Çocukluğumdan beri hep buraya gelirim. Burası benim evimdir. Efendimiz Aleyhisselam'ın süt kardeşidir Şeybetül Hudur Hazretleri. Tabi restore edilmiş, yapanlardan Allah razı olsun. Ara ara gelir. Nasihatlerini alırım. Sonra diğer yerlere gitmeye başladık. Bugünkü sohbetimizde şu oldu. Cem, oturduğun yerin arka tarafında kuyu var. Şu anda bir şey görmeyebilirsin. Oradan aşağıya indirdi. Aşağı indikten sonra bir süre yol yürüdük. Taşların içinde hani bir nasıl diyelim, yol işte, hani taştan, toprağın altında. Orada bir yere girdik. Orada, hani güzel bir yapı taştan ama içeride. Şöyle söyledi, ben aklımdan kaldığımda, şimdi onun hayranlığı özlemişim, çoktandır da gelemedim. Çok mutlu oldum, burası benim evim. Toparlıyorum ya, düşünüyorum bir taraftan da cümleleri, özür diliyorum. Şeyi söyledi. Ya Allah, bismillah. Götürdüğü yerde beni, orada şey vardı, bir ufak kuyu vardı. Şimdi burada da vardı aslında. Suyu sevdiğini anlıyorum. Orada bir şey ikram etti bardakta. Ettikten sonra dedi ki, bu zamanın dedi en büyük probleminin üzerine dedi konuşalım dedi, bunları anlat dedi insanlara. Biz dedi kendi aramızda tartışırdık, fikir ayrılıklarımız olurdu, problemlerimiz olurdu dedi. Resulullah'a sorardık, cevap alırdık ve uygulardık dedi. Bugünkü dedi probleminiz sizin şu. İslam'ı yaşamaya çalışıyorsunuz ancak yaşamadığınızı zannediyorsunuz dedi. Yaşamayanlar var ama dedi birçoğunuz, hani buraya gelen, burayı için değil de hani Allah-u Teala'nın divanına gelenlerden bahsediyor. Hata yapmamaya gayret edenlerden bahsediyor. Birbirinizi çok kırıyorsunuz. İşte sen bunu yapma, dinden çıkarsın, yok bunu böyle yapma diye dedi. Kendinizi bir kalıba sokuyorsunuz. Bu kalıbın dışında olan herkesi dinden çıkmaya meyilli ya da çıkmış gibi düşünüyorsunuz dedi. Siz diğerlerini dinden çıkmış gibi düşünürken ya da iyi yaşamıyor diye düşünürken,
aslında yaşıyorsunuz. Aralarınızda problem olunca, toparlamaya çalışıyorum bir taraftan da, özür diliyorum, daha yavaş gidiyorum. Aranızda kavga bile olmuş olsa uzlaşmacılık olur. Sohbeti kesmeyin. Sohbete de gelince uzlaşmazlık olduğunda da birbirinizi karalamayın. Biz de karalıyorduk ya da ne dedi? Biz de aramızda anlaşmazlık oluyordu. Ama hemen kısa sürede tövbe edip bunu düzeltmek için gayret ediyorduk. Sizde o düzeltme gayreti yok. Yine dediğinizin üzerine gidiyordunuz. Biz neden düzeltiyorduk? Resulullah'a gidiyorduk. Nasihat alıyorduk. Sizde bu olmadığı için bunun yerine neyi koyacağınızı bilmiyorsunuz. Eğer bu kapılara gelirseniz, bu kapılardan da Resulullah Yaşar, Efendimiz Aleyhisselam'a selam olsun, Yaşar gibi bu çeşmelerden de o zaman yaşıyormuş gibi bu zamanda o bilgileri, çözümleri alırsınız. Siz kendi kapılarınızı kapatıyorsunuz. Kendinizi doğru görüp hatayı kabul etmiyorsunuz. Hata yapacağınızı bilerek yaşamaktır imanın bir yönü de. Siz her kararınızda hata payı olduğunu düşünseniz, karşı fikir olduğunda da ya da uyarı olduğunda da bunu anlamaya çalışacaksınız. Çevrenizde istişare edeceksiniz. Gerçekten zararlı bir fikirse, istişare ettiniz ya, zararlı bir fikir olduğunu anlayıp kabul etmezsiniz. Ama istişare ettiğinizde ya yine, hatanızı da anlar, düzeltirsiniz, birbirinize fikir önderliği yaparsınız. Bir taraftan toparlamaya çalışıyorum, özür diliyorum. Hani bazı cümleleri kendim ilave ettim burada, birebir aynısını çeviremedim. Yani Şeybetül Hudri Hazretleri'nin bize söylediği şu, selam olsun inşallah. Çünkü ben çok beslendim bu çeşmeden. Çok. Yıllarca, çocukluğumda, her şeytan kovaladığında buraya kaçtım. Evet, şeytan çok kovaladı beni. Hani diyor ya Nasrettin Hoca, eşekten düşeni getirin. Zaten düştüğümüz için, çözümler aradığımız için şu anda tüm bu yayınlar, anlatmalar var. Bizim zamanımızda diyor, peygamberimiz vardı diyor Efendimiz Aleyhisselam. Biz ona soruyorduk ama aramızda anlaşmazlıklarımız çok oluyordu diyor. Bugün sizin de aranızda anlaşmazlıklarınız var. Sizin tek hatanız kapılara gelip de buradan istişare etmiyorsunuz diyor. Kısa özeti bu. Diyecekler ki biz nasıl göremeyiz falan diyecekler. Hani basit bir şeye takılacaklar. Halbuki gerçekten kapıları aşındırdığında ama rüyayla, ama dinlediği bir radyo yayınında veyahut da bir noktada bunu görecek. Şunu der. Ben izah ediyorum burada o cümleler değil, oranın değil, hocamın değil. Yani dediğin, hocamın dediği de hani ben mealini anlatmaya çalışıyorum. Sizin kalbiniz size doğru verilen mesajı anlar. Çok yayın seyredersiniz, haber seyredersiniz, kitap okursunuz ama hani kapılara geldiğinizde cevap alamadık gibi düşünüyorsunuz ya, aslında tüm sosyal medya ya da okuduğunuz kitapların içerisinden doğru mesaj gelince kalbiniz diyecek ki, ha bu, aradığını buldun diyecek. İnsan çok şey seyreder de der ya, işte buydu, ben bunu arıyordum diye. Orada o uyanış olur. Hani illa rüyada görmek ya da istiharede görmek anlamı değil. Hayatın kendisi zaten istihare. Bakın, hayatın kendisi zaten istihare. Yani bütün boyutların hepsinin toplamı burada.
Bir daha cümleyi kuruyorum. Bütün boyutların toplamı burada. Melekler boyutunun var. Görevli melekler var değil mi? Şeytan boyutunun var. Kabir boyutunun var. Rüya görüyoruz ve yani geliyorlar, bizler gidiyoruz diyelim. İşte tüm boyutların toplamı burada aslında. Ama şunu düşünebilirsiniz. Bazen şu da oluyor insanlarda. Ölülere biz dua etmiyoruz. Ölülere okunur mu diye düşünebilirler. Evet, böyle zehirlenmiş olabilirler ama dün o konuda uyarıldım. Bir konu olmuştu da. Dünkü yaşadığımı söyleyeceğim. Bir konu oldu bununla ilgili. Direkt şunu söylendi. Siz bedene mi okuyorsunuz, ruha mı? Dedim hocam, biz dedim ruha. Siz bedene mi okuyorsunuz, ruha mı hediye ediyorsunuz diye ilave edildi. Ruhun hesabını hep okuduğunuz için bedenin yaşayıp yaşamaması değil, hep yaşayan ruha olmalı diye. Ruh burada da olsa hediye gönderin. Kabir hayatında olsa hediyenizi gönderin. Hediyeleşmek sünnettir dedi. Görevli kardeşimize geldi. Sohbetimizi bitirdik. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm. Aziz Mahmud Hidayi Hazretleri'nin huzurundayız. Dualarımızı ettik. Dualarınızı unutmayın kardeşim inşallah. Orada sohbet veriyordu. Sohbetine katılabildim. Çok kısa bir sürede olsa. Oradakilerden aklımda kalanları size aktarmak istiyorum inşallah. Nasıl yapalım? Böyle mi gelelim? Yok, bir daha alalım. Herkes alıyor abi. Tamam. Evet, sohbetinden biraz bahsetmek istiyorum. Sohbet verirken şu tarafındaydım. Saçları şuralara kadardı. Kavuğun üzerinde altlardan çok az çıkıntılıydı. Tam sarışın değil ama kumral da değildi mübarek. Hani en azından bir ön bilginiz olsun diye de söyleyeyim. Yani takriben diyelim ki 1.70 gibi düşünün örnek. O kişinin 80 kilo olduğunu düşünün. Hani yapı olarak. Hani kafanızda bir şey olsun diye söylüyorum. Kavuğu vardı, biraz şeydi. Ne kadardı Burak bu mesafe? Yani şu mesafeydi. İzah etmeye çalıştım ki. Yeşilin bir tonu vardı ama çok böyle çimen yeşili gibi değil. Gibi. Neydi? Gibi. Ondan sonra bu başka kardeşim de var. Görenler aynı sahneyi seyrettiğimiz için birbirimize durduğumuz yerdeki bakış açılarını da aktarıyoruz. Sohbetinde ey cemaat diye başladığını duydum. Devam ediyordu. Ey cemaat dedi. Şu zamanki halk aslında en kıymetli halktır. Son ümmettir. Çok kıymetlidir. Dedi. Düzeltmek istiyorsunuz ya, nasıl ve ne yapacağınızı biliyor musunuz? Dedi. Sizin evinizin hali neyse dininizin de hali bu, dedi. Evinizi düzeltmeden ne dininizi ne de vatanınızı düzeltemezsin, denildi. Vatan kelimesini orada başka bir şey söyledi. Sadece bu kelimeyi ben bize göre çevirdim. Evinizi düzeltmeden hiçbir şey olmaz demek istedi. Bu benim kendime derim, cümlelerim üzerine istişaresini yapmak istiyorum. Anladığım şudur. Evdeki yaşantımızı, halimizi düşünelim. Yaşantımız neyse sokaktaki yaşantımız da bu. Ülkemizin durumu da bu. İmanımızın durumu da bu. Devam etti hocamız. Evinizi kabirleştirmeyin. Evinizi camiye çevirin, dedi. Yine üzerine bildiğim kadarıyla aktarmak istiyorum. Hani kabirlerde namaz kılınmıyor ya. Eğer evinizde de namaz kılınmıyorsa hani bir nevi kabir
bir demek istemiş olabilir. Bu benim kendi yorumum. Devam ediyorum oradan hatırladığım kadarıyla. Eşiniz sizden şikayetçi olabilir ya da siz eşinizden şikayetçi olabilirsiniz. Gerçekten eşiniz yanlış yapıyordur, ters davranıyordur, uyum sağlamıyordur. İşte ben ne dedi? Ben gayret ediyorum ama onu bir türlü toparlayamıyorum. Hatırlamaya çalışıyorum bir taraftan. Toparlayamıyorum demeyin. Herkes kendini düzelsin. Eşi düzelmiş mi, düzelmemiş mi? Eşine göre yaşamasın. Kendini düzelsin. Göreceksiniz ki tüm kainat düzelmiş. Siz düzelmediğinizde, bakış açınız düzelmediğinde her şeyi kirli ve puslu göreceksiniz. Anlayabildiklerim bu kadardı. Bunu size aktarmak istedim ama devamı vardı değil mi Burak? Vardı ama ben o kadarını yakalayabildim. Yani o anda insan, yani bu kadarını bile hatırlamak Rabbimin büyük ikramı. Allah razı olsun. Söyleyeceğiniz bir şey var mı algıladıklarınızdan? Allah razı olsun. Allah emanet olun. Görüşmek üzere. Selamünaleyküm. Beykoz'dayız. Paşa Bahçe'de. Tezveren dedenin huzurundayız. İstişaremizi yaptık. Ben ilk defa geliyorum. Bunu da bir kardeşim Tezveren dedenin mesajını bize iletmişti. Onun üzerine geldik. Burak kardeşim de Burak. Yani burada seni dinliyoruz. Hocam ilk tanıştığımızda hocamızla bu Tezveren dede üzerine bütün illerde, köylerde, şehirlerde, her yerde olacağını belirtmişti zaten ki her yerde var diye. Ben de öğrenmek istedim neden diye. Allah razı olsun Şeyh Nazım Kıbrıs Hazretleri'nden dolaylı bir şekilde gelmişti. Evet. O bahsetmişti mübarek. Sonra nedenini merak ettim. Neden Tezveren dede diye anıldığını. O zaman işte açıklamasını yaptılar. Ki sizin daha önce bahsettiğiniz videolarda da kaydı var. Kutsal emanetler üzerine bir sohbetimiz olmuştu. Ona istinaden Tezveren dede de oradan kutsal emanetlerin muhafızları olarak Rabbimin katında. Bursa'da da var Tezveren her yerde, dede. Her yerde, her semtte, her şekilde görebilirsiniz. Ama kişiler diye. Farklı ama görev aynı. Görev olarak Tezveren babında kullanmıştı. Evet. De ki Rabbim onların muhafazasına sunduğu, onların da gayretlerinden ötürü Rabbim ikram eylemiş, onlara gelen kutsal emanetlerin yüzü suyu hürmetine Rabbim tez zamanda veriyor diye açılımını yapmışlardı. Evet. Bundan sebepli diye. Sonra dönüşte en son size konu dedi ki Mustafa'ma söyle gelsin emanetini alsın diye ona istinaden de buraya geldik hocam. Şimdi çağırıyor demiştin. Sen de haber göndermişti. Biz tanışmıyorduk daha önceden. Allah razı olsun geldik. Burada taşlarla, parça taşlarla örtü örülmüş duvar vardı. Duvarın kenarısına yürüdük. Böyle bazen küçük pencereler olur ya böyle. Eski tip ama cam olarak değil. Böyle demirler vardı. Biraz ilerledik. Buranın eski yapı hali olduğunu düşünüyorum. Yeni. Çünkü daha bu bölgeyi bilmiyorum. Buraya ilk defa geldim. O şekilde görünce birleştirmek için hani bir bakmak da lazım ama eski halidir. Duvar kenarından yürüdük. Sağa içeriye girdik. Girince tekrar sağa girdik. Çünkü sağa döndüğümüzde aşağı doğru merdiven vardı. Tekrar girdik içeri. Metafizik özelliği olanlar için aslında anlatıyorum. Bundan sonra biraz daha gittiğim yerlerde algıladıklarımı anlatacağım ki bu özelliği olan herkes aynı şeyi teyit edebilsinler diye. Odasına girdiğimizde şey vardı, ben Tokatlıyım, makat derler bizde, divan vardı. Şöyle düşün, dar uzun, girdiğinizde sağ tarafta bir cam var, burada divan var, makat var Tokatlıca. Karşıda duruyor, yalnız bana doğru dönük, şöyle düşünün, bana doğru döndüğün tam sağında da bir tane fırın var. Hemen oraya bir şeyi uzattı, oradan çekti bir sürü simit. Bu dedi evlatlarıma da olsun dedi. Sonra dedi ki çağırdık.
emanetleri dedi bırakacak dedi soyumdan kimse yoktu şu anda dedi. Ben de aldık kabul ettik dedim. Ama bunu nasihat olarak söyledi. Niyetimizi nasıl yapmamız gerektiğini söyledi. Hastalara niyet ederken dedi, alemlere, kainata şifa olmaya, şifaya vesile olmaya diye niyet edin. Kalplere derman olmaya diye niyet edin. Efendimiz Aleyhisselam'ın da sancağını taşımaya diye niyet edin dedi. Ben de size bunları ilettim. Bunu seyreden kardeşlerimiz de olursa onlar da dahil duyabilirler. Tezveren'de de söyledi, ben çevirdim. Burak'ın var mı üzerine söyleyeceğim şey? İlk daha sizi aradığımızda hocam, hatırlıyorsunuz telefonla aradım, siz de evet, şeyde, seferdeydiniz. Şimdi mübarek birden geri gelince, şimdi ilk karşılaştığım için bir heyecan kapladı. Böyle bir elim ayağım. Şimdi ara ara biliyorsun size bahsediyorum, oluyor. Ama zayıf mübarek, hani çok uzun boylu değil. Hani 1.65, 1.68 dedim, hani tahmini. Sizinle konuştum, hemen zayıf. Gittim abdest tazeledim. Evet. Tekrardan mescide geçtim, namazı bekliyordum. Orada tekrardan gelince mübarek, ben yine aynı ahvale döndüm. Böyle evet. Falan. Bir yandan diyor ki, evladım sakin ol. Kelime-i şehadet getir. Evci besmele çek. Kalbini bir sakinle. Bir sakinleşti. Sürekli öyle demeye başladı. Ben iyice tamam biraz sakinleştirince beni, hani ben kendim sakinleşmeye evet. Başlayınca dediğiniz yerin içeriye girince o gün taşları gördün değil mi? Küçük yerde, küçük yerde, sarıya hani, yakın taşlar. Böyle bir nur parlıyor fakat bakamıyorum. Evet. Şimdi böyle dönüyorum diğer tarafa doğru ama o kadar kuvvetli ki bir yandan da bakmak istiyorum. Ne olduğunu merak ya, ediyorum. Aynen, ben de merak ediyorum. Şimdi döndüğümde hiçbir şey görmüyorum. Kördüm. Net körüm yani, hiçbir şey görmüyorum ama orada böyle bir ışık odasına süzmesi mı girmiştin? Var. Aynen. Süzmesi girdim. Var. Böyle bir ayrı bir yeri var. Orayı siz zaten şey olarak konuşmuştuk hocam. Evet. Hiçbir şey görmüyorum. Dedi ki sakin ol demeye başladı gene. Yine sakin ol. Gene dedi tekrardan kelime-i şehadeti getir dedi. Evzi besmeni çek, kelime-i tevhid. Biraz sakin ol dedi ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nurunu iste dedi. Yani medet ya Fahri Kainat Nuru Muhammed Mustafa diye. Üç kere söyleyince olay değişti. O zaman işte kaması vardı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yerde. Evet. Sakalı şerifi vardı. Çarıkları vardı. Kaftanı vardı, tarağı vardı. Hepsini o zaman görebildim. Ama o bana zaten bir de namazı nasıl kıldığımı daha sonrasını hatırlamıyorum hocam. Yani. Değil mi? İnsan Allah kendinden geçiyor. Evet. Ama ben o duvarın kenarından yürüdükten sonra aşağı sağa döndüm. Aşağı doğru iniş vardı. Beni hani bir fabrikaya bir yere girerken bir müdüriyet olur ya, onun gibi hayal edin. İlk girişte hemen sağa içeri aldı. Orada biz görüştük. Allah-u Alem. Sen bunu yaşadın, aradın, görüştük, sonradan bir gün ayarladık ve geldik. Hamdolsun hocam. Rabbim ziyaretlerinizi ve ziyaretlerimizi kabul eylesin. Bu yolda daim olanlardan eylesin. Allah-u Teala'yı seven, Allah-u Teala'nın sevdiğini umduğumuz dostlarını ziyaret etmeye devam ediyoruz. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.